اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون صدق الله العظيم Cemaat-i Müslümin İhvan-i Din. El Edebül Müfret'ten önce okuduğumuz ayet-i kerimeyi görelim. Bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de 433. sayfede ve Fatır suresinin 3. ayet-i kerimesidir. Bu ayet kelimenin beyan ettiği manayı beyan eden başka ayetler de vardır. Mevla buyuruyor Es-Sahad Billah. Ya ey bütün insanlar. Üzkuru zikredin. Hatırlayın, unutmayın. Allah'ı Allah Teala'nın nimetini aleyküm üzerinize olan nimetini ki bu Allah Teala'nın nimeti üzerinde Allah Teala'nın nimeti olmayan yoktur. Onun için ey iman edenler buyurmadı burada. Eee mağafiye ma sadece hususiyle iman edenlere e, Mevla'nın buyurduğu da var. Ama burada bütün insanlığa Cenab-ı Hak çağrıda bulunuyoruz. Çünkü yok ki bir mahluk Allahü Teala'nın nimeti onda olmasın. Zaten kendi varlığı Allah'tandır. Evet. Ey, im, ey, ey insanlar Allahü Teala'nın nimetini, üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki buna biraz işaret geliyor. Helmin halikin bir halik var mıdır? Gayrullah Allah'tan başka yarzu kukum sizi rızıklandıracak. Mines semai gökten yağdırmakla vel erli yerden bittirmekle sizi gökten yağdıracak, yerden bittirecek. Başka bir Allah'tan başka bir halik, bir razık, bir ilah, bir mabut var mıdır? Yoktur. E peki rızka muhtaç olmayan bir insan, bir canlı var mıdır? Yoktur. Yani adam, kişi, kadın fark etmiyor tabii. Yani e, mümin olmayabilir, kafir. Ama kafir de rızka muhtaç. Yani inkar ettiği Allah Teala'nın rızkıyla yaşıyor. Onun havasıyla, suyuyla, ekmeğiyle yaşıyor. Ve bu rızık boğazdan aşağıya, ağızdan gelip boğazdan aşağı inip insanı besleyen şeye deniyor. Bu yiyecek olabilir, içecek olabilir. Dolayısıyla rızık nedir? Allah Teala'nın gökten yağdırması ve yerden bittirmesiyle oluşandır. Mesela para rızık değildir. Para çünkü acıkınca para yenmez. Altın da yenmiyor. Ekmek yeniyor, su içiliyor. Ne açlığı ne de susuzluğu gökten yağıp yerden bitenden başka şey gideremiyor. Böyle bir kanun ilahi var. Çünkü Cenab-ı Hak benden başka razık yok buyuruyor. Bütün rızkı ve min esabe ve min dabetin fil alli illa ala Allah yeryüzünde canlı yok ki rızkı Allahu Teala'nın üzerinde olmasın. Binan Ali Allahu Teala'nın verdiği rızıklanız vermediği rızıklanmaz. Mesela bakarsınız adamın dünya kadar serveti vardır ama yiyemez. Allahu Teala yedirmiyor mesela. Var mı ona yedirecek bir güç? Adamın emrinde binlerce belki onlarca doktor vardır. Özel hastaneleri vardır ama kendisi öyle bir hastalığa müptela olur ki yani e, yiyemez, içemez. Evet. Şimdi Allahu Teala'nın nimetini hatırlayın. Nedir bu? Bütün insanlara olan nimeti nedir? Varlık nimeti. Varlık. Ondan sonra sağlık. Ondan sonra hava, su. Efendim ekmek diyelim. Altımızdaki yer, üstümüzdeki gök, efendim yerle gök arasındaki kendisinden hayatımızı devam ettirmek, idame ettirmekte, kendisinden istifade ettiklerimiz, ondan sonra efendim şey yani Allah'u Teala'nın nimeti nedir o? İslam nimeti, Kur'an nimeti, bunu hatırlayın diyor. Bu nimeti düşünün. Burada bütün insanlığa çağrı var. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka halik yok. Allah'tan başka razık yok. O halde Allah'tan başka mabut, Allah'tan başka efendim, ilah, ondan başka efendim, e, ibadet edilecek, rızası kazanılacak, gazabından korkulup kaçılacak hiç yoktur. Fe enna durum böyleyken ey insanlar nasıl döndürülüyorsunuz bu gerçeklerden? Burada görüldüğü üzere bütün insanlığa çağrıyla başlıyor ama mesela bakın hemen bir iki tane daha ayet göstereyim. Bir ayet kelimesinde ise Allah Teala bahusus müminlere sesleniyor. Ayet sayfa 108'de ayet kelime 11 Maide suresi. Mevla buyuruyor esabıyla ya amenu ey iman edenler uzkuru ni'metallahi aleykum. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin, hatırlayın, unutmayın ey iman edenler. Burada sadece yani hususiyle özellikle müminlere bir çağrı var. Bunun hemen arkasında Yine Maide suresi efendim ayet 7'de Allahu Teala'nın nimetini hatırlayın. Bir e, bir ayet daha gösterelim. O da Ali İmran suresinde ayet kerim, e, sayfa numarası 62 ve ayet 103. Burada Allah Teala yine iman edenlere e, çağrıyla başlıyor. Ey iman edenler Allah Teala'dan hakkıyla korkun. E, mümin Müslüman olarak ölün. Allah Teala'nın ipine sımsıkı sarılın, ayrılmayın. Ve kuru nimet Allahi aleyküm ve Allahu Teala'nın üzerinizdeki nimetini hatırlayın, unutmayın. İrkuntum adaen felle ve beyne kulubikum birbirlerinizin düşmanıydınız. Allah kalplerinizin arasını birleştirdi, kalpleriniz birbirinize ısındırdı ve Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz ateşten bir çukurun tam kenarında idiniz Allah sizi oradan kurtardı. Bu ayet böyle devam ediyor. İşte burada da bize müminlere hitap ediyor. Demek ki insan Allahu Teala'nın nimetini unutmamalı ve selam diyelim. Ve şunu da unutmayalım ki nimeti unutmamak demek Allah'ın bende nimeti var demek orada durmak demek değildir. Ya gereğini yapmak demektir. Gereği nedir? Şükür. Şükür nedir? Allahu Teala'nın dinini canla başla yaşamaktır cemaat Müslümin. Ya Rabbi şükür demek işin sözlü olan tarafıdır. Onunla iş bitmiyor. Şükür Allahu Teala'nın nimetlerini Cenab-ı Hakk'ın rızasına göre istimal etmek ve istihdam etmek demektir. Peki. Şimdi e, El Edebü'l Müfret'ten dersimize geliyoruz. Dün e, okuduğumuz hadis-i şerifler içerisinde efendim bir hadis-i şerifin Ravilerinden evet yani 34. Bapta 68. Hadis-i Şerif'in Ravisi e, onun senedi e, içerisinde Süfyan geçti. İki tane Süfyan vardır. Birisi Süfyan-ı Sevri'dir. Birisi Süfyan-ı İbni Uyeyne'dir. Süfyan Deniz acaba hangisiydi? Ee, bugün bu yani dünkü o dersten sonra buna baktık ve bu rivayet yani bu 68 numaralı e, hadis-i şerif İmam Bukhari bunu Sahih Bukhari'sinde de zikrediyor. Başka yerlerde de vardır efendim ve burada e, gördük ki bu Süfyan, Süfyan-ı imiş. Sufyane sevli bunu dünkü dersten e, kalan bir eksik olarak tamamlamış olduk. Şimdi 36. baba gelmiş bulunuyoruz. Burada 70. hadis-i şerifle başlayacağız. Babu men vesale rahimehu fil cahiliye tümme esleme. Yani İslam'dan önceki hayatında yani cahiliye, cahiliye hayatı ki yani dikkat ederseniz buna mesela cahiliye deniliyor da kafiliye denmiyor. Mesela Ebu Cehil'e Ebu Cehil cehalet babası para babası diyoruz ya cehalet babası deniliyor. Mesela Ebu'l-Küfür denmiyor. Ebu Şirk denmiyor. Neden? Çünkü o e, küfrün, o şirkin sebebi cehildir, cehalettir. Yani yuva, kaynak, maden budur. Ondan yani Ebu Cehil, e, bakın e, herkesin şimdi şu anda insanlar Ebu Cehil'i lanetliyor ama o gün Ebu Cehil'in döneminde Ebu Cehil'den daha bilen insan, daha anlayan insan daha görebilen insan yoktu yani toplum onu baş tacı etmiş bilir kişi bilir kişi bak İslamiyet o adama asıl ismi Amr'dır onun Resulullah Efendimiz ona hani az evvel ifade etmeye çalıştık para babası derler ya o manada Ebu Cehel cehalet babası yani cehaletin yuvası ama efendim biz bunu e, uzman bilir kişi olarak ya körle sağırlar birbirini ağırlar derler. Yani toplumun bir insana bilir kişi demesi o insan için hani onun bilir kişi olduğunu göstermez ki toplumun yani değerlendirmesi e, geçersizdir. Geçerli olan dinin dediğidir. Bir insana din ne diyor? Dinin hükmünü de Allahu Teala ve onun adına onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. İşte bakın Mekke'nin reisi, başı, en bileni, en büyüğü olarak görülene Resulullah Efendimiz Ebu Küfür, Ebu Şirk demedi ya Ebu Cehel dedi. Cehaletin babası, yuvası yani. Yani toplumda en bilinen kişi aslında toplumda Cehaletin adeta tohumu. Ebu Cehil'den ne çıkar? Yani Mısır tohumundan ne çıkar? Mısır. Buğday tohumundan ne olur? Buğday. Ebu Cehil'den ne çıkar? Cehalet. Ama efendim biz öyle bilmiyoruz, biz öyle görmedik, bize öyle denmedi. Yok bizim gördüğümüz, bizim bildiğimiz geçerli olsaydı zaten peygambere gerek kalmazdı ki siz bildiğinize göre yaşayın derlerdi. Evet. Şimdi işte İslam öncesi hayata cahiliye yani ce, cehalete e, bağlı dayanan Evet cehalet temeli üzere oluşan hayat demektir Evet Şimdi İslam'dan e, önceki hayat cahiliye cahiliye hayatında yakınlarına, Süley'i rahim yapan sümme esleme sonra Müslüman olan Müslüman olduktan sonra da İslam hayatında e, bu iyiliği devam ettiren kişinin babı diyelim. Burada evet Ravi'den gidiyorum enne hakime İbni Hizam. Hakim İbni Hizam ki bu adam bu kişi Müslümanlar sahabe kiram içerisinde yani önemli bir adamdır. Hz. Hatice validemizin yeğeni olur. Yani kardeşinin oğlu. Fil vakasından 13 sene evvel doğmuştur. Zübeyir İbni Avvam'ın ki aşire mübeşşeredendir. Amcasının oğlu olur. Kureyş'in eşrafındandır. Hem cahiliye döneminde hem de İslam döneminde cömertlik, iyilik ve hayırsever bir adam idi. Bedir Savaşı'nda bu kafile safında bulundu ama kendisini kurtarmış oldu. Sonra Mekke-i Mükerreme'nin fethinde Müslüman oldu. Huneyn Savaşı'nda bulundu ve hatta o savaşta alınan ganimetlerden 100 deve kendisine verildi. Fakat yapı olarak Resulullah Efendimizin peygamber olmasından önce de peygamberliğinden sonra da Resulullah Efendimize sevgisi ve saygısı varmış bu adamın. Yani İslam'dan evvel de Resulullah Efendimize Müslüman olana kadar böyle hani o düşmanlar oldu ya öyle değildi. Daha mutedil bir adam idi. Şimdi e, bu İslam'dan evvel 60 sene İslam'dan sonra da 60 sene yaşadığı rivayet edilir. Evet. Yani 120 yaşında vefat etmiş. Medine-i Münevvere'de Hicri 54 senesinde vefat etmiştir. Hazreti Muaviye radıyallahu anh Efendimiz zamanında vefat etmiştir. Evet. Ondan rivayet geliyor ki Ahberahu o kendisinden sonra gelen işte tabiinden olan e, raviye haber veriyor ki ennehu kale linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem bu Hakim İbn Hizam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dedi. Günün birinde Resulullah Efendimiz'e dedi ki Era eyte. Ya Resulallah ne buyurursunuz? Umuren bir takım işler hakkında ne, ne dersiniz bana ki küntü ben idim etehannetu biha yani o e, işlerle kendime göre ibadet ederdim fil cahiliye. Cahiliye devrinde Müslüman olmadan önce olana kadar. Bu İslam'dan önceki hayatımda kendime göre ibadet e, maksadıyla yaptığım işlere ne dersin Ya Resulallah? Ne onlar? Mesela min siletin sile-i rahim İslam'dan evvel ben bunu yapardım diyor. Ve atakatin köle azad etmek. Yani kendi kölemi azad ederdim veya birisinin kölesinin azad olması noktasında ondan istenen meblağa ulaşmasında yardımcı olurdum, aracı olurdum. Ve sadakatin sadaka yani insanlara iyilik yapardım, muhtaçlara bakardım, ağaçları doyururdum. Fehelli fiha ecrun. Ya Resulallah cahiliye döneminde İslam'dan önce yaptığım ama şu an İslam'ın da emrettiği bu işlerde benim için ecir var mıdır? Kale Hakim bu e, Ravi Hakim İbni Hizam diyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada çok dikkate şayan bir cevap veriyor. O ne soruyor? Ya Resulallah İslam'dan evvel ibadet maksadıyla yaptığım işte bu güzel işler var. Bunlar hakkında ne buyurursunuz? Bana bir mükafat var mı? Sorunca Resulullah Efendimiz var veya yok demiyor. Var demiyor yok da demiyor. Başka bir cevap veriyor. Buyuruyor ki işi başka bir noktadan Resulullah Efendimiz değerlendirip ele alıyor ve buyuruyor ki Eslemte sen Müslüman oldun ey hakim ala ma selefe geçen üzerine Cahiliye döneminde senin cahiliye hayatında geçen ne geçti ne geçirdin ne yaptın min hayrin hayır yani hayırlı işler. Cahiliyede yaptığın o hayırlı işler üzerine Müslüman oldun. Bakın burada evet mükafat var buyurmuyoruz. Yok da buyurmuyoruz. Başka bir şey buyuruyor. Buyuruyor ki sen o cahiliyedeki e, hayırların üzerine Müslüman oldun. Şimdi burada e, elimizdeki şehles bu hadis-i şerifi açıyoruz. Ben bir tanesinden bir iki noktayı ifade etmeliyim. Yani İslam'dan önce adam iman etmeden evvel yapmış olduğu hayırların İslam'da Müslüman olduktan sonra Müslüman olmadığı takdirde öyle öldüğü takdirde hiçbir faydasını görmeyecektir. Ee, ahirette bu belli zaten. Ama diyelim İslam'dan evvel iyilikleri olmuş sonra Müslüman olmuş işte Hakim İbni Hizam gibi bu durumda bu iyiliklerin karşılığı var mıdır? Bu hususu ulema efendilerimiz müzakere etmişler. Ve münakaşe etmişler, tartışmışlar yani. Yani e, bazıları o Müslüman olduktan sonra ona katılır. Yani e, onun hayırlarına eklenir efendim demiştiz. Bazıları efendim onun bir faydası olmaz e, ona demiştiz. Fakat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyan ettiği nokta şu. Beyan ettiği nokta şu. Demek ki Resul Efendim şunu ifade etmiş oldu. Senin o hayırların Müslüman olmana vesile oldu. Yani hayırlarının sevabını sorma da neticesi sana hasılası sana faydası ne oldu? İşte bak Müslüman oldun, güzel bir Müslüman oldun ve de şimdi burada burada bu eslem teala ma selefe aslında bu iba, hadisin bu cümlesi başka e, kitaplarda başka e, şeylerde yani e, tariklerden farklı olarak geliyor ama hepsinin manası aynı kapıya çıkıyor. Bu hususta İmam Münavi diyor ki yani eslem teala ma selefe min hayır hayırden geçene karşı Müslüman oldun demek ey ala vicdani sevabi ma kaddemtehu min hayrin ey ala kabulihi bu, bu, bu şekilde söylüyor yani Efendimizin bu sözü şu demektir senin İslam'dan önce yaptığın o hayırların sen şimdi sevabını görürsün onlar senin için kabul edilir İslam'da da devam ettirdiğin bu güzel şeylere İslam'dan önce yaptıkların da eklenir Allah Teala'nın bir fazla olarak aslında kafirin ameli sahih değildir. Ama Cenab-ı Hak bu şekilde kabul eder diye İmam Münavi'nin böyle bir beyanı var. Bir, diğer bir beyanı yine İmam, İmam Münavi'den veya mana şu oluyor ki Resul Efendimizin sen o geçirdiğin hayırlar üzerine Müslüman oldun. E sözünün bir diğer manası sen o hayırların bereketiyle İslam'a ulaştın, İslam'a muvaffak oldun. Allah seni o hayırların sebebiyle hidayet etti. Veya da veya bir üçüncü tevcih ise o hayırlar, İslam'dan evvel yaptığın o hayırlı işler sende bir yapı oluşturdu. Sende efendim bir güzel bir yapı oluşturdu ve ahlak oluşturdu sende. Dolayısıyla İslam'dan önceki o alışkanlıklarını, alışkanlık sende meydana getirdi bu. Onları İslam'da da devam ettirdin. Çünkü bu adam hakikaten İslam döneminde de hayırlarıyla, faydalarıyla, iyilikleriyle, hizmetleriyle maruf ve meşhur birisiydi. Peki, böylece hadis-i şerife, bu hadis-i şerife mana vermiş olduk. 70 37. bab 71. hadis-i şerif. Babu sileti zir el müşriki. Yani müşrik olan yakına yakınla irtibatlı olmak ve ona hediye vermek hususu. An İbn Ömer'e radıyallahu anhu Abdullah İbn Ömer'den rivayet ediliyor ki o şöyle anlatıyor ra'a gördü Umaru, Hazreti Ömer Efendimiz hulleten bir elbise hulle yani e, iki parça oluyor elbise dediğiniz zaman alttan ve üstten giyilen ikisi birden hulle oluyor şimdi e, bir elbise gördü Sierra yani ipek işlemeli diyelim. Bu hülleten Sierra bu bu terkip sıfat olarak sıfat mevsuf olarak da rivayet ediliyor. Muzaf muzaf olarak da rivayet ediliyor ama mana aynı. Yani ipek işlemeli bir takım elbise Resul, e, Hazreti Ömer Efendimiz görüyoruz satılıyor, birisi satıyor. Fekale, Hazreti Ömer Efendi diyor ki, Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, lev işte hadihi, şu elbiseyi satın alsan, fe lebiste ve giysen ha bunu, yevmel cuma, cuma gününde, çünkü e, cuma günü, bütün her taraftan insanlar geliyor, toplumun karşısında oluyorsunuz. Bir de velil vufudi, elçiler geldiği zaman, e, yabancı devletlerin elçileri, efendim heyetler sizi ziyarete geldiğinde bu elbiseyi giyseniz ida etevke onlar sana velil vufudi ida etevke yani elçiler sana geldikleri zaman onlar için bu elbiseyi giyinsen. Fakale Resul Efendimiz buyurdu ki ya Ömer Ömer innema hemen ancak yelbesu giyer hadihi bu elbiseyi men o kimse ki la halaka lehu onun için Lâ helaka nasip yoktur lehu onun için. Yani ahiretten nasibi olmayan bu elbiseyi giyer. Bizim ise ahiretten nasibimiz vardır. Bu bize bu elbise bize uymaz. Neden? Çünkü bunda şey var, ipek var. İpek bu ümmetin erkeklerine ahirette esâbilen yuhallevne fiha e, ve fiha hariz Cennette cennetliklerin elbisesi ipek'tir Allahu Teala buyuruyor. O cennetteki ipe o ipe e, heves eden, onu arzulayan buradaki ipekleri giymeyecek. Biz diyor Resulullah Efendimiz ahiretten nasibimiz olan insanlarız. Bunu ise ahirette nasibi olmayan giyer. Ama efendim şimdi adam ipek giydiği nasibi olmayacak mı? Giymesin kardeşim giymesin. Bir de devlet memuruna şunu giymeyeceksin dediği zaman o yasak, bir yasak oluyor, bir değer ifade ediyor. Hatta özel sektörde efendim, patron, işveren, bu iş yerinde şu elbise giyilmez, şu elbise giyilir deyince bunun bu emzi, bu yasa bu efendim, tüzüğü bir şey ifade ediyor da dinin şunu giyeceksin, şunu giyebilirsin, şunu giymesin demesi bir şey ifade etmiyor öyle mi? İslam kıyafete karışmıyor öyle mi? Sıradan bir firma, bir şirket, özel kurum, efendime söyleyeyim veya kamu insanların kıyafetine karışacak. Allah'ın dini kıyafete karışma sana bırakmış onu öyle mi? Bu din nasıl peki mükemmel olur ki? İnsanların en önemli yönlerinden bir tanesi kıyafetleridir. Kıyafete karışmayacak. Efendim sen buraya bak diyor adam. E i̇yi bir polis de polis e, amirlerine desin ki efendim buraya bak sen benim giydiğime bakma desin. Bildiği bir elbise giysin de öyle gitsin bakalım daireye. Beyler yağma yok piyasada. allah Teala'nın dini hiçbir noktada bizi kendimize bırakmamıştır. Ama tabi metozoru zorla böyle dayatmayla din yaşatılmıyor. Niye? İmtihandayız onun için. İnsan istediğini, seçtiğini giyebilmeli. Böylece ne giydiği tespit ediliyor. Ne yediği de böyledir, neye baktığı da, neyi duyduğu, neyi dediği, neye yürüdüğü, neyi yaptığı her şey yani. Biz Müslümanlık için yaşıyoruz ama isteyen kafirlikte yapabiliyor yani. Estağfirullah. Femen şa'efel İsteyen iman etsin ve men şaefel yekfur isteyen küfretsin yani küfredebilirsiniz. Zararı yok demek değil ha. Yani istersen seçebiliyorsun küfrü ki imanı seçmenin bir e, değeri olsun. Bir insan bir şeyi seçmiyorsa onun, onun için bir değeri yok ki. İslam'ı seçtiğimiz için Müslümanlık kıymetli olur ve Müslüman mümin kıymetli insan oluyor. Peki Şimdi Resulullah Efendimiz buyuruyor ki bunu ahirette nasibi olmayan giyer. Peki. Sümme sonra uh diye hediye edildi. Linnebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz'e minha o e, ipek e, işlemeli elbiselerden hülelun. Hülel, hüllenin cemi. Yani kat kat elbiseler Resulullah Efendimiz'e hediye edildi. Adam getirdi, hediye etti. bunun üzerine hediye gönderdi. Resulullah Efendimiz hediye etti. ila Ömer'e, Hazreti Ömer'e hülleten bir kat elbise. Bir takım alt üst. O elbiselerden Hazreti Ömer'e gönderdi. Fe Ömer'u ilâ Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer Efendimiz Resulullah Efendimiz'in huzuruna geldi. Fakale dedi ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü be'aste ileyye bana gönderdin hadi bu elbiseyi. Halbuki vakat semiyatüke ben sizi duydum ki kulte buyurdunuz fiha bu elbise hakkında ma kulte hani daha önce söylediğin sözü ben duydum onu unutmadım ya Resulallah. Bu elbiseyi giyenin nasibi olmaz nasibi olmayan bu elbiseyi giyer buyurmuştunuz ya Resulallah şimdi bana bunu gönderdiniz yani itiraz değil de şeyi meseleyi anlamaya çalışıyoruz. Kale Resulullah Efendimiz buyurdu ki inni şüphesiz ki ben lem uhdi hediye etmedim ha elbiseyi leke sana litel besa onu sen giyesin diye göndermedim ki. Ama efendim elbiseden başka nasıl faydalanılır? Ne demek nasıl faydalanılır? İnne ma hemen ancak ehdeytuha onu sana hediye ettim ileke sana li satasın onu satman için parasından mesela bu haram bir elbisedir satarsın aldığın parayla giyebileceğin İslami bir elbise alırsın veya başka bir ihtiyacına kullansın yani giymek e şeklinde bundan faydalansın diye göndermedim ev veya da litek suve giydiresin ha bunu bir başkasına giydirirsin. Yani bu elbiseyi giyebilecek insanlar vardır. Bize bu yakışmaz. Ama bu elbisenin insanları var, onları olabilir. Bunun üzerine fe ehdaha o elbiseyi hediye etti Ömer, Hazreti li kardeşine lehu, kendi kardeşine min ummi, anneden ama. Üvey müşrikin hem de müşrik bir kardeşi. Mekke mukellemede yaşayan, yaşamakta olan anneden kardeşi müşrik birisine Resul, e, Hazreti Hz. Ömer Efendimiz onu gönderdi. Buradan ne anlaşılıyor? Demek ki yani müşrik olan yakına da bakılabiliyor. Ona hediye gönderilebiliyor. Hz. Ömer Efendimiz o elbiseyi yakabilirdi. Veya bir başka birisine verebilirdi. Bir Medine'deki bir müşriğe bir verebilirdi ama kardeşini düşündü ona gönderdi. Evet. 28. şey 38. bab Babu taallemu min ensabikum ma tasilun bihi erhamakum. Taallemu öğrenin. Min ensabikum neseplerinizden nesep yani soy soy bu hem geçmişe dair olur yani baba, dede, amcalar, işte geçmiş akraba ve mevcut hali hazırdaki yakınların ve senden sonra gelenler hepsi olabilir nesep yani bağlantı insan yani bu bağlantıların merkezindedir tek başına olan bir insan yoktur ki dünyada babası yok, annesi yok, oğlu yok, kızı yok, yakını yok. Böyle bir insan yok. Evet. Şimdi buyruluyor ki neseplerinizden öğrenin ma o kadarını öğrenin ki tesilune bihi onunla sile-i e, erhameküm yakınlığınıza irtibat kurasın. İrtibat kuracağınız kadar nesep ilmi öğrenin. Bu mesele hususunda kitaplarda şehlere baktık. Uzun izahlar var. Hoş izahlar var Müslümanlar. Yani bazı rivayetlerde nesep ilmi fuzuli bir ilim olarak gösteriliyor. Yani boş yani faydasız diyelim. Ama bazı rivayetle bak burada mesela faydalı olduğu ifade ediliyor. Cemaat-i bunu şöyle anlayacağız. Demek ki sileyi rahim yapabilecek kadar herkes nesebini, soyunu, kütüğünü bilmeli. Yani insan yakınlarını tanımalı, araştırmalı. Araştırdığınız zaman da bulursunuz. Hele hele bugün, şimdi yani bir, bir 100-200 sene geriye doğru bile insanlar neseplerini bulabiliyor artık. Binaenaleyh geçmiş babalarınızı, dedelerinizi araştırın. Onlar ölmüşler tabii. Onların isimlerini bulun, mezarlarını bulun. Bugün yaşayan yakınlarınız ama dağılmışlar irtibat kopmuş olabilir. Siz bak ne buyuruluyor? Neseplerinizden sile-i rahim yapacak kadar olanı öğrenin. Hemen rivayete gelelim. Evet. Ee, Enne Cübeyr İbne Mut'im Ekberahu. Cübeyr İbni Mut'im sahabiden. Oğlu oğluna anlatıyor. Diyor ki ennehu bu Cübeyr kendisi semia duydu Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh Hazreti Ömer Efendimiz'i yakulu o buyuruyordu alel minberi minber hutbede şöyle dedi Hazreti Ömer Efendimiz ki Hazreti Ömer'in sözü boş olur mu? Buyuruyor ki teallemu öğrenin ensabeküm neseplerinizi yani soyunuzu etrafınızı yakınlarınızı yakın geçmişinizi şu anda olanları sizden sonra gelenleri Evet. Sümme sonra da silu erhamekum. Yani yakınlarınızla irtibatı kurun. Yakınlarınızı tespit edin, onlarla irtibat kurun. Vallahi, Hz. Ömer Efendimiz devam ediyor. Allah'a yemin ederim ki innehu muhakkak işan lekunu olur <laughs> beyner reculi kişiyle. Erkek adam da kişi demek. Kişiyle ve beyne ahihi kardeşi arasında olur. Ne olur? Eşşeyu bir şeyler olabilir. Yani Nizalar çekişmeler tartışmalar kavgalar ne bileyim belki soğukluklar olabilir Bunlar böyle mi kalmalı yani böyle mi devam etmeli hayır telafi edilmeli <hazı> ve lev ya'lemu bilse elledi o kimse ki beynehu ve beynehu kendi e, kendisiyle kardeşi arasında, kendisiyle yakını arasında olanı bilse velev ya'lemu ledi beynehu ve beynehu yani velev ya'lemu bir kişi bilse elledi beynehu kendisiyle ve beynehu yakını arasındakini ne var aralarında min dahileti rahimi yani yakınlık bağı onu bilse ne yapar le elbetteki. elbette ki yani o şeyi bırakır. Le evzahu yani le evza terk ettirir. Hu o kişiye dalike o bilgi onu vazgeçirir. Neden an intihakihi yani yakınlığın gereğini e, intihak yırtmak yani e, o akrabalık bağını kesmekten onu vazgeçirir. Şimdi ne buyurmuş oldu Hazreti Ömer Efendimiz? Bir daha buna mana vereyim. Vallahi Allah'a yemin ederim ki innehu muhakkak işan lekunu olur olabilir. Beyne racüli kişiyle ve beyne ahihi kardeşi e, kardeşinin oğlu, amcaoğlu, dayıoğlu arasında eşşeyu yani bir takım ihtilaflar, kavgalar ve soğukluklar olabilir. Velev yalemu bilse kişi ellediği beynehu ve beynehu kendisiyle yakını arasında ki min dahileti rahim yani yakınlık bağını dahile bağ demek, alaka demek. O yakınlık alakasını bilse, onun ne manaya geldiğini bilse, o yakınlık neyi gerektiriyor? Bunun idrakinde, farkında, şuurunda olsa le elbette engeller o bilgi, o kişiyi e, le o kişiyi engeller dalike o bilme neden an intihakihi yani yakınlığı bozmaktan onu geri alıkoyar. E onun için insan e, nesebini tanımalı ve soy sopunu yakınlığını tanımalı. Bir, iki ve onlarla irtibatlı olmanın ne manalar ifade ettiğini, irtibatı kesmenin ne kadar zararlar ifade ettiğini bilmeli. Evet. Peki burada son hadis-i şerif Han İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma ennehu kâle. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet ediliyor ki o şöyle buyurdu. Burada tabi hadis bu önceki hadiste Resulullah Efendimiz'e merfu değil Hazreti Ömer Efendimiz'e mevkuf. Yani onun sözü. Burada da Abdullah ibn Abbas'ın sözü. Ama unutmayalım ki bunlar merfu hükmündedir. Zaten zaten eee Hazreti Ömer'in bu sözü olarak rivayet edilen merfu anda rivayet edilmiştir. Burada uzun bir tahriş var. Abdullah İbni Abbas'ın sözü olarak rivayet edilen de aynı zamanda merfu olarak ve sahih bir hadis olarak rivayet edilmiştir. O buyuruyor ki İhfezû muhafaza edin ensâbeküm neseplerinizi ezberleyin. Yani onları tespit edin. Ne kadar yani tuhaf bir zamana geldik ki bakıyorsunuz ki adamın bir kişinin hele hele gençlerin onlarca arkadaşı var. Onların arasında bir tane yakını yok. Bir tane yakını yok. Allahu Teala'nın kendisine yakın kıldığını uzak görüyoruz. Kendi yakın e, e, kıldıklarını kendine onları yakın biliyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bağlantıları yok sayıyor, kendi oluşturduğu bağlantıları önemsiyor. Bu Kur'an'a testir. İnsan elbette arkadaşı olabilir ama benim arkadaş ettiğim insan benim gaye şeyimle, kararımla arkadaşım oluyor. Ama akraba Allah-u Teala'nın hükmüyle oluyor. Şimdi neseplerinizi ezberleyin. Tesilu erhamekum. Böylece sile rahim yapın. Bunun içindir zaten. Şu benim yakınımdır deyip ona iyilik yapacaksın. Fe inne zira la uzaklık yoktur. Bir rahimi yani rahimle alakalı ida kurribet diye burada hareke verilmiş. Başka okunuş şekilleri de var bunun diğer şehirlerde ve rivayetlerde. Ama ben elimdeki kitap üzerinden gidiyorum. İza kurribet yani diyelim ki bir yakının senden uzak düşmüş. Sen ondan uzak düşmüşsün. Eğer onunla siley rahim yaparsan artık orada uzaklık kalmaz. siley rahimle beraber uzaklık kalmaz. Ve in be baideten o senden uzakta olsa veya sana soğuk ve uzak olsa bile. Vela kurbe biha bak sile rahimin şey, e, şöyle diyelim. E, sile demeyelim de vela kurbe biha yani senin yakınlarının sana yakınlığı olmaz. İda bu uzak tutulduğu zaman yani eğer yakınlarınla alakayı kesmiş isen o zaman da onların sana yakınlığı kalmaz. Ve inkânet karibeten çok yakın olsa bile. Demek ki yakınlık uzaklık neye bağlıdır? onu gözetmeye veya gözetmemeye bağlıdır. Senin yakının efendim sen eğer onunla irtibatı kesmişsen o senin uzağın oluyor. Ama bir yakının sana uzak fakat sen onunla irtibata geçtiğin zamanda mesafe olarak uzak olsa da veya sana gönül olarak uzak olsa da o iyilik onu sana yaklaştırıyor. Çünkü e, kitapta şöyle diyor. Felkat'u bu nekran ve ihsanu yucibul irfan diyor. Yani alakayı kesmek daha tanınmamazlığı getiriyor. İyilik yapmak ise tanınmayı ortaya getiriyor. Evet. Devamla buyurur ki Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma ve kullu rahimin her rahim yani yakınlık atiyetun yevmel kıyamı kıyamet günü gelecektir sa emame sahibiha sahibin önüne ve teşhedü lehu, her yakınlık sahibine şahitlik yapacak bir siletin sile rahim yaptı diye şahitlik yapacak inkâne eğer o kişi idiyse ve salaha sile-i rahmi yaptıysa o rahim buna lehine şahitlik yapacak ve aleyhi, aleyhine şahitlik yapacak. Bir katı atın sile rahmi kesmekle şahitlik yapacak. İnkâne eğer kişi olursa katı aha sile rahmi kesmişse. Yani sile rahim daha önceki rivayetlerde allah Teala'nın huzurunda kalktı diye geçmişti. Orayı anlatmıştık. Burada ise sile, e, burada ise rahim yani yakınlık herkesin yakınlığı onun Kıyamet günü önüne gelecek ve Allah'ın huzurunda onun ya lehine ya aleyhine şahitlik yapacak. Nasıl? Eğer bu kişi rahmi vasletmiş ise Rahim onun lehine şahitlik yapacak. Kat etmiş ise yani rahmi kesmiş, yakınla alakayı kesmiş ise o zaman da ya Rabbi bu beni kesti diye yakınlığa hiç dikkat etmedi, önem vermedi diye aleyhte şahitlik yapacak. Allahu Teala lehimizde şahitliğe şahitlik yapacak kullardan eylesin. Aleyhinde şahitlik yapacak olanlardan Rabbim uzak eylesin. Hepinize Allah'a emanet ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.